Burhak Kullar köyündeyiz. Yıkımın en şiddetli olduğu bölgelerden bir tanesi. Şu ana kadar 100'e yakın cenaze çıkartıldı ama hala göçük altında olan insanlar var. Tam bir perişanlık burada. Nüfusu yoğun olan bir köy. Ama depremin en ağır hissedildiği köylerden bir tanesi. Hala göçük altında insanlar var ve çalışmalar yarım yamalak sürdürülüyor. Destekler, gönüllüler geldiler. Barınmaya, ısınmaya ihtiyaçları var insanların. Ama derli toplu bir kurtarma çalışması yok maalesef. Evet, yıkımın boyutları gerçekten dehşet verici. Bugün 5. gün. Hala kurtarma çalışmaları sürüyor. Neredeyse bütün köy kullanılamaz halde. İnsanlar 2. depremde daha çok göçük altında kalmışlar. İnsanlar cenazelerini gömmeye çalışıyorlar. Su yok, hijyen malzemeleri yok. Dolayısıyla aradan geçen zaman da uzadıkça hızlıca defin işlemlerini yapmaya çalışıyorlar. Evet, ama hala göçük altında insanların olduğu söyleniyor. Hayvanlar göçük altında kalmışlar. Dışarıda çıkamıyorlar. Çıkardım hocam. Onda ne de? Çıkardım hocam. İnşallah biliyor musun? Koyacak yer yok. Koyacak yer yok. Şunu aldın mı çıkar hemen? Evet, hayvan çadırı lazım size değil mi? Büyük hayvan. Başımız sağ olsun. Murat diyor ki bak karayel içiyorlar. Evet. Köylüler kara eriterek su elde etmeye çalışıyorlar. Ben bunu altımda yediğimle çıktım şimdi. Öyle mi? Kendin mi çıktın? Değil mi? Ya. Yıkılmadıydı. Vay 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 derken ben beni kalırdım aşağı şey yaptım. Sen ne yapıyorsun şimdi? Ne yapıyorsun? Hayvan için mi yapıyorsun? Evet, köyleri yerle bir olmuş vaziyette. İnsanlar bir taraftan ölülerini çıkartmaya çalışıyor, bir taraftan da soğukla mücadele etmeye çalışıyor. Buraya çadır lazım. Kışlık çadırlar lazım. Hayvanların konulabileceği çadırlar lazım.